Selam arkadaşlar, hoş geldiniz yeniden kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün beraber makromeden balık kuyruğu bilekliği nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Bu çalışma için arkadaşlar ben hem paraşüt ipi kullanacağım hem de mumlu ip kullanacağım. Şöyle yakından da göstereyim. Simli sarı ip 2 adet kestim. Şöyle de paraşüt ipimden var. Şimdi bunların ölçülerini hızlıca size söylemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, en üstte tekli olarak ayırdığım ipim 35 santim. Hemen altında 4 tane yine ip kestim, ayarladım. Bunlar da 25 santim olarak ayarlandı. 2 tane de kordon için ip kestim. Bunlar da 40 santim olarak ayarlandı. İplerimi şöyle kenara doğru ayırıyorum. Uzun olan solda karışmasın. Bu sarı olan ipimi de masama sabitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, uzun olan ipimi alıyorum. Sarı olan iki ipimin de altından bu şekilde geçiriyorum. Uç kısımlarını şöyle eşitliyorum. Ve arkadaşlar, kare düğümle başlıyorum. Kare düğüm için bakın, şöyle ipimi burada bir küçük D gibi düşünelim burayı, solda. Sağdaki kısmını şöyle ipin üzerine getirdim. Ve şu noktada da altından ipi geçireceğim. Her iki ucunu da çekeceğim. Aynı işlemi sağ tarafta da yapacağım arkadaşlar. Bakın, şöyle ipin üzerine getirdim. Diğer ipi şu noktada alttan geçireceğim. Ve çekiyorum. Şöyle bir kare düğümüm olmuş oluyor. Bunun gibi 4 tane yapmış olacağım toplamda. Bir sağdan bir soldan. Dört adet kare düğümümü yaptım arkadaşlar. Şimdi kaç tane yaptığınızı anlamak için şu kenarlardan sayabilirsiniz. Zaten siz de yaptığınızı anlayacaksınız. Biraz yaklaştırayım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar, ip ekleyeceğiz. Şu kenarda ayırdığımız ipleri tek tek şöyle ekleyeceğiz. Bakın, altına ipimi aldım. Sonrasında şöyle tutuyorum bu kısmı. Bakın, arasından ipimi geçiriyorum, çekiyorum. Bir kez daha sarı olan ipin arasından geçirip çekiyorum. İplerimi sıkıştırıyorum ve yukarıya doğru alıyorum. Tüm ipleri bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, size yakından göstereyim. Bu şekilde iplerimi ekledim. Şimdi daha kolay çalışabilmek adına yan çevirelim. Şöyle masama yine sabitliyorum. Burada yine düğümlere devam edeceğiz. Mikro makrome tekniğini daha önce görmüştük arkadaşlar. Şimdi tekrar detaylıca size göstereceğim. Soldan başlıyorum arkadaşlar. İlk ipimi sağ elime alıyorum. Ve hemen yanındaki iple düğüm oluşturuyorum. Bunun için bakın şöyle yavaş yavaş göstereyim size. Arasından geçiriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Bir. Ve yine birbirine düğümlüyorum. İki. Her ipi iki defa düğüm oluşturuyoruz. Şimdi bunu bıraktım. Sağdaki ipim elimde sabit. Bununla diğerlerini de düğümleyeceğiz. Yine yandaki ipimi aldım. Arasından geçirdim. Yukarıya doğru çekiyorum. 1 ve 2.
Bunu da bıraktım. Şimdi üçüncü ipe geçtim. Ve arkadaşlar son iple de yine iki tane düğüm oluşturuyorum. Geçiyorum ikinci sırama. İkinci sırada da yine arkadaşlar aynı şekilde düğümlerimi oluşturacağım. Üçüncü sırama geçtiğimde arkadaşlar ilk ipimi şöyle kenara doğru alıyorum. Hemen yanındaki iple başlıyorum. Yine son ipe kadar düğümlerimi oluşturuyorum. Bir diğer sıraya geçerken arkadaşlar bu kenarda az önce bıraktığımız ve düğümlemediğimiz ipi de bu defa düğümlüyoruz. Şimdi son sıramızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 tane ipimi düğümledim. Sonuncu ipi düğümlerken burada bir değişiklik yapacağım. Buraya dikkat edin. Bakın hemen elimdeki ipi değiştiriyorum diğeriyle. Şöyle yine iki tane düğüm atacağım. Aynısını diğer tarafa da uygulayalım. Az önce başlarken soldan başlamıştık. Şimdi sağdan devam edeceğiz. Yine son ipe kadar iki defa düğüm oluşturacağız. İkinci sırama geçtim arkadaşlar. İkinci sıramda da yine tüm iplerle ikişer defa düğüm oluşturuyorum. Arkadaşlar bir diğer üçüncü sırama geçtiğimde ilk ipimi şöyle kenara ayırıyordum hatırlarsınız. Tekrar diğerleriyle devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ayırdığım ipi de dahil ediyorum. Tüm iplerle ikişer defa düğüm oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar son sıramızı öreceğiz. Son sıranın son ipinde bir değişiklik yapıyorduk. Yön değiştirmeyi unutmayalım. Şimdi dikkatle yine izleyin.
Şimdi arkadaşlar son ipime geldim. Buradaki değişikliği yapalım yine. Şöyle diğer ipi üzerine aldım. İki defa düğüm oluşturuyorum. Şöyle arkadaşlar yakından da göstereyim, neredeyse bilekliğimiz bitmek üzere. Şimdi bu kalan ipleri keseceğim. Çakmamla yakacağım, yapıştıracağım. Güzelce temizleyelim. Balık kuyruğum bu şekilde oluştu arkadaşlar. İsterseniz bunu kullanırken şöyle bağlayarak kullanabilirsiniz ya da asansör kapama yapabilirsiniz. Ben bu çalışmada asansör kapama yapacağım ama daha önce de yine size anlattığım çok detaylı bir şekilde bir videom vardı. O videoyu bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Asansör kapama yapmak isterseniz o videoya geçerek detaylı bir şekilde görebilirsiniz yapılışını. Balık kuyruğu bilekliğimizin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer benden başka bir video istiyorsanız, farklı bir model, onu da Instagram'da Feyza ile kendi hesabına DM yoluyla, mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.